O yüzden vampirizmi kullanmalıydım. Canı daha çok yanacaktı ama yapacak bir şeyim yoktu. Austin dinle beni, şimdi hızlıca eve gideceğiz. Hızlıca dediğim bayağı hızlıca, bu canını yakar mı? Ne gerekiyorsa yap, ormanda durmak istemiyorum dedi. Zoraki yutkunarak çok da terlemişti. Of tanrım, umarım onu buna ben yapmamış olayım diye aklımdan geçirdim. Pekala başlıyoruz. Bana sıkı tutun. Canın çok yandığını söyle duracağım. Hiçbir şey demeden kafasını omzuma koymuştu. Ondan cevap beklemeden hızlıca koştum. Austin'den ise hiç ses gelmiyordu. Eve vardığımda yarasının buram buram kanadı. Oluk oluk buram buram dağlar bizimdir. Dağlar bizimdir. Ya yine kırmızıdayız ve hiç siz söylemiyorsunuz ya. Wow. Bir de arazinin dışına çıkmışız. Buram buram oluk oluk dağlar bizimdir. Dağlar bizimdir. Buram buram oluk oluk kanları bizim. Hayda. E kardeşim, bu kırmızı sürekli bizim koşu yolumuza çıkıyor ya. Dur. CS okumuyorsun. Okuyorum. İlk başta mühimmat toplasa, sonra full yatsa, en sonunda da bir şeyler yapmaya çalışsa daha iyi olmaz mı? Bak, buğday başak efil efil. Aynen. Anadolu rock sizlerle. Austin'in yarası buram buram Anadolu kokuyordu. Yeni Gits hakkında ne düşünüyorsun CS? Gits ne ya? Gits. Ha, Ghost in the Shell. İzlemedim. Efil efil buram buram. Austin bizimdir. Austin bizimdir. Austin bizimdir. Mavi gerilesiye biraz yatalım. Buram buram kanadığını gördüm. Ah tanrım, şimdi ben ne yapacaktım? Austin'i merdivenlerden çıkararak yatağıma yatırdım. Lan yatırsana koltuğa, bir de yaralı adamı merdivenden çıkarıyor hayvan kadın ya. Hiç ses vermiyordu ve bu beni korkutuyordu. Austin, hey Austin, soru işareti. Lütfen gözlerini aç, yanındayım, buradayım. Ama hiçbir yanıt alamamıştım. Sadece öylece yatıyordu ve fazla ateşi vardı. Ama kurtların vücudu sıcak olurdu. Ama kurtların vücudu sıcak olurdu. Belki de bu öyle bir şeydi. Sıcak suyla yarasını temizleyip sardım. Çok güzel uyuyordu. O nefesin içine çekişi bile bana yeterdi. En azından yaşıyordu, değil mi? Bak bak ne yazmış. HD alttan çizgi 720 alttan çizgi konulu kurt adam izle şimdi. O nefesin içine çekişi bile bana yeterdi. En azından yaşıyordu, değil mi? Dur, mavi geldi mi lan? Mavi gelmesin. Hatta geliyor. Ben de yanına uzanıp onu izlemeye başladım. Genç kızlar. Ne örf, ne adet, ne ahlak. Evinize getirdiğiniz yaralı kurt adamların yanlarına uzanarak onları izlemeyin. Biraz geriden izleyin. Şöyle arkadan falan izleyin. Bir abiniz olarak sevgili arkadaşlar, lütfen. Hasta izlenecek yer yanı değildir. Lütfen bunu böyle küçük bir tabela haline getirin. Hasta izlenecek yer yanı değildir. Ben de yanına uzanıp onu izlemeye başladım. O kurttu ve yarasının iyileşmesi gerekiyordu. Ama eğer onu buna ben yaptı, eğer bunu ama eğer bunu ben yaptıysam onu zehirlemiş olurdum. Onun için benim yapıp yapmadığımı öğrenmeliydim. Ah lanet olsun. Melez olmanın kötü yönleri ise buydu.
Galiba kıpırdadı diye düşünerek seslendim. Galiba kıpırdadı diye düşünerek seslendim. Austin, beni duyuyor musun? Bak, eğer bunu ben yaptıysam söylemelisin. Yoksa zehir daha çok yayılacaktır. Bunu engellemem için ses ver lütfen. Gözlerini aralayarak bana baktı. İsteyerek yapmadın. Dönüşünce kendini kaybettin. Diyerek gözlerini tekrar kapadı. Ben yapmışım işte, lanet olsun. Bunu ona ben yapmıştım. He, ovalık yerde kurtkuş yaptı zaten. Bomba mı? Hay arkadaş ya. Aa, bo, bir de öyle bir gövdesindeyiz ki. Şu eve koşayım bari. Evde de kesin adam var ha. Bombeli tüfekle vuracaklar bizi şimdi. Apo. Gir la gir. Oha. Bak, sizin hatırınıza yıllardır yapmadığım bir şey yapıp loot yapıyorum. What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt me no more. Şimdi mavinin kıyısındayız. 48 saniye diyor ve öteki arazi çok uzakta. Hiç iyi olmadı ya bu. Arkadaşlar, daha fazla sürüklenemiyoruz. Biraz koşacağız. Kimse kusura kalmasın. Bas X'e koş isimli muhteşem strateji yine devreye almak durumundayım. Austin ve Esmeralda'nın aşkı 1-5 dakika sonrasına kalacak sanki. Oha, loot banlandınız. Ya kusura bakmayın artık. Ben de zorla yani loot yapmak zorunda kaldım artık. Ne, oyunda silah mı varmış? What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt me no more. Ya yine araziden yediğimiz damage'lardan öleceğiz ya. Arazide koşuyordum. Fakat mavi çizgi vampir hızıyla yaklaşıyordu. Belli ki Leps diye ölecektim. İyi olmadı ya. Benim çok yolum var ya. Hoş değil ya gerçekten. Gerçekten tatlar kaçtı yani. Yapılır mı ya, bu insanlığa sığdı mı yani şimdi? Yazık yazık. Bu kadar emek veriyoruz. Bu kadar bir çalı bulup altında yatıyoruz ya. Bir insan bir insana bunu yapar mı? Geçme lan. Kullan ulan, kullan. Ulan, hayır, yürüyünce kullanamıyormuş. Kullan ulan, kullan. Çabuk kullan ama bir kapağı atıp bir tanesini ağzına atacaksın. Hayvanı kadın. Neyse, okey. Yuh, hiçbir şey değiştirmedi. Hani azaltıyordu lan bu. Ha, geri dolduruyor ufak ufak. Is love. Baby don't hurt me. Don't Koşuyordum. Fakat bir türlü babam Michael Köken Efendi Hazretleri gibi koşamıyordum. O bir köken vampirdi. Ben ise bir hijyim. Hij. Koş lan. Koş lan. Bu ne biçim painkiller ya? Adı batsın böyle painkillerin. Yalnız arkadaş, yani böyle bir yoklukta, böyle bir boşlukta kalmak yok ya. Şuna bak. Aa, adam var lan ileride. Ya kardeşim ya. Canımızın yarısını kaybettik sırf arazide koşarken ya. Reva mıdır? Hoş değil. Oh be. Hay. Üf, kısmet. Neyse, baştan.
Kübra, İrem'in gitmesi lazım. İrem Dündar. Sakın ha sakın yayını terk etmek yok gözüm üzerinde. Hiçbir yere gitmiyor. He, kalaydım öleydim daha iyiydi vallahi. Boş boşuna koştuk 7000 yıl. Evet, loot yapılınca nazar değdi. Kübra sen de bak, İrem gitmek istiyor. İrem'in gitmesine falan izin veriyorsun. Hoş değil gözüm üzerinizde. Tamam. İsteyerek yapmadım. Dönüşünce kendini kaybettin diyerek gözlerini tekrar kapadı. Ben yapmışım işte, lanet olsun. Bunu ona ben yapmıştım. Bana yardım eden insana teşekkürüm böyle mi olmalıydı? Onu neredeyse parçalıyormuşum ama vaktim yoktu. Kanımı akıtıp ona vermeliydim. Yoksa iyileşmeyecekti. Mutfaktan bıçak ve bir bardak aldım. Bileğimi keserek bardağa döktüm. Yuh! Daha normal bir yerini kessene, hayvan mısın? Austin kalk, bunu içmelisin. İyileşmen için bu gerekli diyerek bardağı ağzına götürdüm ama ses vermedi. Austin lütfen deyince gözlerini hafif aralamayı başardı. Ne o dedi kendini zorlayarak. Önemli bir şey değil, sadece içmelisin. Ne olduğunu söyle. Benim kanım. Melez olduğum için zehrim, hem vampirler hem de kurtları öldürür. İyi olman için kanımdan içmelisin. O şey çak gözümün önünden diyerek kafasını çevirdi. Gerçek bir Winnie Wallahara'ydı. Ama başka bir şey seni iyileştirmeyecek. Austin zaten bir tane daha içiyorum. Lütfen al ve iç. Artık neremle içimden, neremle dışımdan konuşuyordum belli olmuyordu. Başka bir şey bu. Mommy! Ben bunu asla içmem. Austin beni üzüyorsun. Bunun başka çaresi yok. Anca ya benim kanım ya babamınkisi. Nikah masasına oturduk işte. Ya benimki ya babamınki. Dur. Bu değil ya, bu başka bir şey. Heh. Ya Austin beni üzüyorsun. Bunun başka çaresi yok. Ancak ya benim kanım ya babamınkisi. İstemediğini belli ederek yüzünü ekşitti. Bak Austin, eğer bunu içermezsen. Türkçe şov. Eğer bunu içermezsen halüsinasyonlar görmeye başlayacaksın. Ya halüsinasyonu bu kadar... Eğer halüsinasyon değilse... Halüsinasyonu buraya kadar getirmişsin. Dur lan, bunun normal yazılışı da ben de şu an emin olamadım. Halüsinasyon kesin değildir ya. Ne vardır orada bir yerlerde? Bak bilemedim şu an ben de. Tabi halüsinasyonmuş. Tabii ki. Neyse, bir neye kaçırdık orada. Görmeye başlayacaksın. Olmayan şeyleri oluyormuş gibi göreceksin. Bir nevi kafayı yiyeceksin ve ve kalbin duracak. Ya abi, hikayeye bakar mısın? Eğer bunu içmezsen halüsinasyonlar göreceksin. Yani olmayan şeyler oluyor gibi göreceksin. Bir nevi kafayı yemek bu. Ha, bir de kalbin duracak. Yok. Bitch. Aman işte, bir de kalbin. Neyse. İçmeyeceğim.
Hem bunu neden yapıyorsun? Beni neden orada bırakmadın? Çünkü seni seviyorum ama ona ne diyecektim? Çünkü sen bana yardım ettin. Evet, kesinlikle bunu söylemeliydim. Çünkü seni seviyorum. 103 yorum. Bakalım neler söylemişler. Rogue One gömmezsen çıkacağım beyinden. Yürü git lan. Ali Kaner. Bu kitabın felsefesi bir harika dostum. CS'nin kadın sesi. Ben de doktoru seviyorum ama kimse şey yapmıyor. Duş is coming. Çöp is rising. Her şey bitti, rezilliğim böylesi. Ha dur, bizim olmayan yorumlara gelmişiz şimdi. Sıla 9403. Her şey bitti, rezilliğim böylesi. Yazar 641. Mal. Helal lan yazar 641. Melissa TRKR demiş ki, Melissa Türker belli ki. Hayatımda çok çöp gördüm ama daha önce hiç okunabileni görmemiştim. Fan Girl Kylie Jenner demiş ki, Cafer bisikletir kız sıçtı. Ya kız sıçtı. Aa. Hey, enişten bez getiriyor. Eniştem ya da Cafer, evet sıçtı, yengeyi bez getir. Nıfsış. Asya Gandalipova. Niha ha ha. Güzel taktik. Taktiğimiz şu. Taktik maktik yok işte. Bam bam bam. Aa. Herkes sıçtı diyor ha. Lan. Evet sevgili chat. Bugün genç kadınların dünyasına dair yepyeni bir şey öğrendik. Genç kadınlar dünyasında kaslarına bakarak uyduğun bir erkeğe ona sevdiğini söylemek. Genç kadınlar dünyasında. Cafer sıçtı bez getirle aynı şey. Niye böyle lan? Lütfen şu an yayınımızı izleyen genç kızlarımız, genç kadınlarımız, hanımlarımız yazsın. Niçin hoşlandığın birisine seni seviyorum, seni seviyorum, seni sevi. Aa bakıyorum bütün yorumlara. Vay salak, abo, mayval, oo, error, uha, efso. Rezil oldu. Havada aşk kokusu var falan. Niye böyle oğlum bunlar? Neyse. Gizemli bir dünyadan gizemli eserler okuyor ve anlamaya çalışmamalıyız herhalde galiba. I don't know. Çünkü seni seviyorum. Ne yapmıştım ben? Cümleleri karıştırmıştım. Ah lanet olsun. Umarım duymamıştır. Diyerek gözlerini açtı. Beni mi seviyorsun? Dudağının kenarında hafif bir gülümseme belirdi. Duymuştu işte. Her şey bitmişti. Sürekli benimle dalga geçecek. Ne oluyor ya? Mami. Niye öyle? Niye dalga geçsin ya? İlkokul mu lan burası? Ben beyin terk, ben de kafa bitti şu an. CS sevmiyor, onun kaslarını kullanmak istiyor sadece ırkat olarak. Hey. Nasıl yani? Ben kitlendim şu an. Ben şu an hiç anlayamadım. Ayda. Yine şehirlere kırmızı yağıyor. Arkadaş birisi bu bizim yattığımız yerlere PUBG ekibine mi bildirdi ya? Kıçlarını kaldırıp bir zahmet partnerlik veremeyen herifler bir de çok affedersin üstümüze bombeler yağdırıyorlar ya. Şehirlere bombeler Mami. yağıyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şurada bir takım evler var. Koşayım bari oraya sığınayım. Mami. Yok gerçekten bu işin felsefesini anlayamadım ben. Sürekli benimle dalga geçecekti. O da sen seviyorum dedin diye dalga geçiyorsun. Ne pis bir insanmış ya. Mami. İlkokul mu ya burası? En kötü dersin ki ya öyle mi işte ben sana karşı o kadar işte şey değilim falan filan bir şeyler. Benimle dalga geçecek. Bu ne ya? Mami. Arkadaş evlere sığınalım derken arazinin en pis yerine geldik ya. Burada bizi şimdi snipelandınız diye yazı çıkacak. Ha ben size söylüyorum. Ben buradan canlı çıkamam. Bari şuraya yatayım da yattı desinler. Wow, dön. Okey.
Ne diyerek gözlerini açtı. Beni mi seviyorsun? Duymuştu işte, her şey bitmişti. Sürekli benimle dalga geçecekti. Ben öyle demek istemedim. Yani arkadaş olarak diyorum. Sen içecek misin yoksa tahtalı köy boylamak mı istiyorsun? Senin kadar içeceğime tahtalı köy boylarım daha iyi diyerek gözlerini tekrar kapadı ve uykuya daldı. Gerizekalı herif. Ne diyeydi, diyordu ki ölüp gidecek ama eninde sonunda ona içirecektim. İçimden düşündüklerimi dışıma vurmadan yatağımın yanındaki koltuğa yayıldım ve tekrar uyanmasını bekledim. Pelat of balls. Kalk seni aşağılık herif diyerek boğazıma atladı. Kızgın gözlerle bana bakıyordu. Ne oluyor ya? Kal seni aşağılık herif diyerek boğazıma atladı. Kızgın gözlerle bana bakıyordu. Hey Austin, ne yapıyorsun? Bırak beni diyerek ellerini engellemeye çalışıyordum. Şu an kimi okuyoruz anlamadım. Austin liseli bir genç kızımıza kalk seni aşağılık herif diye saldıracak kadar kafa yemiş bir arkadaş herhalde. Hey Austin, ne yapıyorsun? Bırak beni diyerek ellerini engellemeye çalışıyordum. Senin yüzünden ailemi kaybettim. Ne o? Ha, halüsinasyonlar görüyor çünkü. Ah sen aşağılık herif diyerek boğazıma atladı. Kızgın gözlerle bana bakıyordu. Hey Austin, ne yapıyorsun? Bırak beni diyerek ellerini engellemeye çalışıyordum. Senin yüzünden ailemi kaybettim, her şeyimi aldın. Benden seni geberteceğim diyerek Türkçeyi de unutmuş bir şekilde gözlerime bakıyordu. Halüsinasyon görüyor olmalıydı. Bunun olacağını ona söyledim. Ama hedefin ben olacağımı düşünmedim. Çünkü içeride birlikte yattığımız odada belli ki 500 farklı insan daha mı vardı acaba, gerizekalı Jesse? Austin hayal görüyorsun. Ben Jesse. Austin bırak artık boğazımı diyerek kıstık kıstık konuşuyordu. Lanet olsun, her şeyimi senin yüzünden kaybettim diye tekrarlayarak beni diğer duvara hızlıca çarptı. Hem boğazımın acısından öksürüyor hem de kafamı tutuyordum. Nasıl olur da hastayken bile bu kadar güçlü olabiliyordu? Ne kadar da kaslı bir erkekti. Austin, ben Jesse. Lütfen duy sesimi. Kimi düşünüyorsan o ben değilim. Ben Jesse'yim. Jesse diyerek bağırdım kalkamayarak. Tekrar üzerime geldi ve boğazımdan tekrar tuttu. Hep senin yüzünden Lucas. Hep senin yüzünden. Hepsi diyerek hapşurdu ve beni diğer duvara çarptı. Austin sakin ol. Ben Jesse. Bana dikkatli bak. Ben Jesse'yim. Tekrar boğazımdan tutmaya geldi. Yeter da bir tane de suratına tekme atardık ya. Bu da gençlik edebiyatının böyle kötü adamların hep şeydi, böyle boğazdan tutup kaldırma. Ama üç kere yapınca biraz bayıyor. Haritada ne durumdayız bu arada? Chat bana haber vermeden her şey gelişti mi? İyi, daha iyiymişiz. Okey. Tekrar boğazımdan tutmaya geldi. Tam duvara yaslamıştı ki gözlerimin içine baktı. Birden beni bırakıp geri çekildi. Jesse sen miydin? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben gerçekten üzgünüm. Ne yaptım ben diyerek elini boynuna götürdü. Bunun alacağını söylemiş değil mi Austin diyerek boğazımı tuttum. Gerçekten acıyordu. Birden ona döndüm. Sarılı olan yeri tekrar kanamaya başlamıştı. Austin burada yat ve beni bekle diyerek onun kolundan yatırdım. Kolundan tutup yatırdım. Ben üzgünüm. Gerçekten üzgünüm diye sayıklıyordu. Bunu bilerek yapmıyorsun Austin. Al ve iç diyerek bardağı ağzına dayadım. Dudaklarını aralamıştı ve evet içmeye başlıyordu. Ah! Kanın tadı gerçekten iğrenç diyerek yüzünü ekşitti. Ama elinde sonunda iyi olacaksın değil mi diyerek gülümsedim. O da zoraki gülümsedi. Şu odayı yani bir oda, dünyanın en kötü odası ve tekrar gözlerini kapattı. Beni duvarlara vurduğu için fena halde yoruldum. First cümle ever. Beni duvarlara vurduğu için fena halde yorulmuş olmalıydı. Wow.
Ya yine şehirlere bombalar yağıyor ya. Arkadaş, 2 saniye bırakmadılar ha. Of ya. Vur beni kurt adamım. Duvarlara vur beni. Vur. Ay. Hayda, araba geçiyor. Şimdi kesin beni ezecek. Aha durdu. Tüfek ile vuracak şimdi. Çok pis arazi ya buralar. Görülüp vurulma ihtimalim 7 milyar yani. Ya arkadaş, yine bomba çıktı ya üstümde. Ama bu artık ayıp ya. Ya bu neymiş ya? Abi ben şunu gerçekten artık düşünmeye başladım. Acaba PlayerUnknown's Battlegrounds Zoom Server'ının sahibi olan server'ı yöneten arkadaşlar biz yayın açınca bakıp adam nerede yatıyorsa oraya bomba atalım mı diyor. Daha yatamadım bile be. Ya adamlar zorla koşturuyorlar ya. Vay arkadaş ya. Ya bu komple ya. Bize komple kuruyorlar ya. Ya resmen gerçek insan hayatımda koşmadığım kadar koştum ya, yeter. Yeter vallahi yeter. Yoruldum, şuraya bir yere yatacağım. Fuck everything neymiş ya? Yat. En güzeli kardeş. Süper. Yarasını açıp baktım. Dünkünden daha kötü görünüyordu ama olsun. 2 saat sonra kesin iyileşirdi. Ben de o koltuğa yaslanıp kendimi uykunun ellerine bıraktım. Austin'in gözünden. Dur. Austin'in gözünden. Uyandım. Jesse yan koltukta uyuyor. Uykusu bile güzel. Vampir olmasına rağmen hiç yırtıcı değil. Onun vampir halini hiç görmedim. Galiba onu sevmeye başladım. Ama bunu asla yapamam ona. Ona bağlanmadan ondan uzaklaşmalıydım. Bana yardım etti. Hem de kurt olmama rağmen. Ben de ona yardım ettim. Ama bir daha bunu yapmayacağım. Onu kendimden uzaklaştırmalıyım. Onu her gördüğümde o pürüzsüz yüzü beni baştan çıkarıyor. Bunu bana yapmasına izin vermeyeceğim. Vermemeliyim. Bugün bana sevdiğini söyledi galiba. Ya da ben öyle zannettim. Hayal meyal hatırlıyorum. Belki de Bunu öğrenmeliyim. Ama umarım o ona bağlanmam. Ya Mutlu Ol Yeter yerine çalınacak başka şarkı var mı ya? Hele bir örnek verin. Daha aklıma şarkı gelmiyordu. Bakayım neler çıkmış yanında başka. Yalnızım dostlarım var. Bir ayrılık şarkısı. Aa, bir kulunu çok sevdim var lan tabii ise. Mera kolunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Hele aç. Hele aç. Heh. İşte aradığım lezzet. Onu her gürdüğümde o pürüzsüz yüzü beni baştan çıkarıyor. Bunu bana yapmasına izin vermeyeceğim. Vermemeliyim. Bugün bana sevdiğini söyledi galiba. Ya da ben öyle zannettim. Hayal meyal hatırlıyorum. Bunu öğrenmeliyim. Ama dur. Ama umarım rüyadır. Ona bağlanamam. Ya ne kadar kısa sürdü Austin'in gözünden kısmı ya. Öf. Burayı baştan okuyacağım. Çok sevdim. Uyandım. Jesse yan koltukta uyuyor. Uykusu bile güzel. Vampir olmasına rağmen hiç yırtıcı değil. Onun vampir halini hiç görmedim. Galiba onu sevmeye başladım. Ama bunu asla yapamam.
Ona bağlanmadan ondan uzaklaşmalıyım. Bana yardım etti. Hem de kurt olmama rağmen. Ben de ona yardım ettim. Ama bir daha bunu yapmayacağım. Onu kendimden uzaklaştırmalıyım. Onu her gördüğümde o pürüzsüz yüzü beni baştan çıkarıyor. Bunu bana yapmasına izin vermeyeceğim. Vermemeliyim. Bugün bana sevdiğini söyledi galiba. Ya da ben öyle zannettim. Hayal meyal hatırlıyorum. Onu öğrenmeliyim. Ama umarım rüyadır. Ona bağlanamam. O ne sevda be? Tamam aşkım, gördüm şeyi. İşte sevda budur be. Beni varahaha gibi seveceksin sevdiğinde. Unutma. Bak bu YouTube yayınını izleyen, bu Twitch yayınını izleyen arkadaş. Sen bugün gerçek sevdayı, sen bugün sevdadan belki de kaçarak uzaklaşmayı öğrendin. İşte bu belki de bugün senin hayatına dair en büyük katkın, en büyük şeyin. Jesse'nin gözünden. Derin şekilde uyumuşum. Uyandığımda Austin yüzümü keşfeder gibi bakıyordu. Ama gözlerini kaçırdı. Halbuki ben vampir hızımda onu görmüştüm. Miii. Dur. Mavi geliyor. Mavi mavi masmavi. Mavi mavi masmavi sınırları boncuk mavisi. Bir gördüm aşık oldum. İki görsem painkillerlara tav olurdum. Mavi mavi masmavi. CS arkaya Leyla ile Mecnun şarkısını açsana. Neydi ya o? Doğru. 5. bölümde mi 6. bölümde mi Mecnun şarkı yapıyordu Leyla için. Ya onun bir ismini hatırlatsanıza. Ben koşuyorum bir yandan. O arada linkini bile atar. Ama link atamazsın. Siz şarkının ismini yazın ya da YouTube videosunun ismini yazın bana. Halledeceğim. O konu bende kardeş. Kardeş o konu bende. Dur Aybike arıyor. Alo. İyilik ne olsun. Canlı yayındayım şu an ama yani. Gençlerin önünde çok uzun konuşamayabilirim. Tamam. Evet evet. Yani o aslında herhangi bir MCN'le yaşanabilecek bir durum. Ha ya bunun o tarz bir bağlayıcılığı yok ya. Şöyle oluyor yani sen bir MCN'e geçtiğinde o MCN'in senin kanalının gelirinden pay almasına bir izin veriyorsun. O da ama zaten bir sözleşmeyle belirleniyor. Yani senin totalde alacağın ne bileyim yani yarın bir gün YouTube'dan 1000 dolar kazanacaksan sallıyorum %20'sini onlar alıyorlar gibi bir sistem var. Ama yani sen Atina'da da Avrupa'da da Almanya'da da Türkiye'de de bir MCN'e geçsen adamlar bir şekilde belli bir yüzde talep edecekler. Onun dışında zaten herhangi bir hak sahibi olmuyorlar bu arada. Yo onların bir etkisi yok çok. Tabii tabii. Yani biz muhtemelen bizim kanalda da geçeceğiz. Yok ya hayatta bulmuyorlar abi. Yok canım. Türkiye'dekiler bize ne buldu? Neyse dur. Cümle alem beni izliyor şimdi. Daha sonra detayını anlatacağım. Dur canım acelesi de yok. Ararım ben yayın bitince seni. Tamam. Okeydir. Hadi bay bay. Hah, evet arkadaşlar. Ne yaptık? Sevdalı mıyız? Bu acı geçiyor mu İsmail? Dur bakayım. Varlığının tiryakisi ha. Varlığının tiryakisi yokluğunun delisiyim. Varlığının tiryakisi yokluğunun delisiyim.
Sevdalılar beni anlar. Ferdi Tayfur'un mu ya? Neyse dur, bu şimdi dursun. Biraz sonra okuyacağız onu biz. Mavi gelmiyor değil mi lan? İyice dengem. Allah, mavinin gelmesine çok az kalmış yahu. O zaman ben inceden kalkıp koşuyorum arkadaşlar. Bak sağda solda diğer gençler de koşuyor zaten. Varlığının teriyakisi, yokluğunun delisiyim. Varlığının teriyakisi, yokluğunun delisiyim. Allah, öbürlük çalı buldum kendime ha. Tamam. Derin şekilde uyumuşum. Uyandığında Austin yüzümü keşfeder gibi bakıyordu. Ama gözlerini kaçırdı. İyi misin? Ağrıların geçti mi? Evet, pek ağrım kalmadı ama başım çatlıyor diyerek başını ovalıyordu. Geçecektir bu, normal diyerek gülümsedim. Neden bunu yapıyorsun? Çünkü beni seviyorsun dedi sırıtarak. Ne? Diye gözlerini kaçırdım. Kafayı yemiş olmalısın. Ya dünyanın en kötü cümlesi. Bugün bana beni sevdiğini söyledin, duydum. Hayır, öyle bir şey yapmadım diyerek gözlerimi devirdim. Bu da halüsinasyonlarından biri olmalı. Halüsinasyon görmediğime yemin edebilirim Jesse. Beni Lucas diye biriyle karıştırdın ve beni neredeyse öldürüyordun. Ailen ölmüş ve onu suçluyordun. Bana da yemin edebilir misin? Böyle deyince yüzü birden değişti. Nasıl oldu bilmiyorum ama seni Lucas şeklinde gördüm. Zehir arttığı zaman böyle şeyler görürsün. Genelde hayatının en güzel yerlerine giderler. Ama sen o anı düşündün. Neden iyi değil de kötü anıları düşünüyorsun? Çünkü kendimi suçlu hissediyorum. Ne konuda? Austin, bana her şeyi anlatabilirsin. Ben daha 2 gün önce okulda karşılaştım ve tekme tokat kavga ettiğim bir kızım sadece. Bana her şeyi anlatabilirsin Austin. Çünkü hayat böyle çalışıyor. Merak etme, kimseye söylemem diyerek ona gözlerimi diktim. Pekala dercesine başını salladı ve gözünden bir damla yaş döküldü. Yoksa Austin ağlıyor muydu? Ağla, ağla Austin, ağla. Oğlum dur lan, mavi diye acele ettiriyorsunuz. Bu son kalan yerlerde çok acele etmeyeceğim maviye. Bak tak 13-15, millet ufak ufak gidiyor. Daha ben burada 1 dakika, bak 1 dakika var. Ben son 20 saniyede koşsam, canımın 1/4'üyle o tepeye geçsem, o bana kafi. Oyun sonlarında böyle. Yoksa Austin ağlıyor muydu? Ağla, ağla Austin, ağla. Anlat bir zaman ne dayanılmaz bir edebiyat eseri olduğunu. Sesim de kötüdür ha chat. Ah 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 işte. Ah sıkıyorlar, sıkıyorlar. Vah sıkıyorlar, sıkıyorlar. Varlığının tiryakisi. Yat la yat. Hay Allah, çatışmalar kaldı mı? Çatışmalar kaldı mı Outlast'taki Resident Evil 7 evlerine? Vallahi rezalet. Gerçi bir dakika lan, benim gitmem gereken yer şurası. Üf, kalkmayacaktım ha. İyi etmedim. Kalkmayacaktım. Herkes şimdi cingöz gibi bakıyordur etrafa. Yat lan yat. Varlığının teriyakisi. Yokluğunun delisiyim. Son 6'ya kalmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum ya şu anda. Yata yata altıların görmek bizimdir. Arkadaşlar ya, Allah aşkına bana söyleyin. Size bir yandan dünyanın en kötü edebiyat eserlerini şarkılarla, türkülerle seslendirirken, bir yandan da PUBG'de ilk 10'a, ilk 20'ye 20 vaadi veren kaç kişi var?
Sorarım. Sorarım size. Aga herkes yattı yalnız ha. Uf. Geri kalan herkes pro gamer kardeşim. Herkes salyalı. Sezgin Reis'in tabirleriyle öğrendiğimiz. Geri kalan herkes. Abi şimdi son 40 saniyede herkes koşmaya başlayacak. Orada böyle tak 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 hepsini indireceğiz. Şimdi o Allah evler zaten full arazinin içinde. Ulan ben Allah ulan bak görüyor musun? Pro gamer kolaşır. O herif vardı lan şurada. Oha. Allah üf. Nereden sıktıklarını da zerre görebilmiş değilim ha. Yat la yat. Ha bandaj falan buldum. 34 tane ha. Üf. İnanılmaz. Uf. Hayat. Ha. Güzel yatmışlardı ama. Tebrik ediyorum. Neyse 6 numara. Geçen Sezgin'i de salyalar aklıma. Orası öyle. Boş var vururlar mı? Vallahi vurdular ha. Neyse hayat hayat sıkıntı yok. Yeni elimize başlayalım ve Azrail'lendiniz. Ya bir şey soracağım size. Bilmem nelendiniz nereden çıkıyor ya? Onun çıkışı neresi yani? Bu da devam ama neredeyse hiç yorum gelmiyor ve bu da beni üzüyor. Yorumlarınızı ve votellerinizi bekliyorum. Üf. Yakşıklı Vine Efendimizin bir fotoğrafıyla açıldı bu bölüm. İşler giderek sertleşecek belli ki. Aa, herif şarıl şarıl ağlamaya başladı ha. Evet seni dinliyorum dedim gözlerinin içine bakarak. Gözyaşını elinin tersiyle hemen sildi. Onu böyle görmemi istemiyordu galiba. Burnunu çekerek konuşmaya başladı. Bak bunu daha önce kimseye anlatmadım. Bununla yüzleşmek bana koyuyor ve çok üzüyor Jesse diyerek bana baktı. O güzel gözlerindeki acıyı görebiliyordum. Sadece dinleyeceğim. İstersen yorum bile yapmam. Abav. Bir paragraf. Ben aslında her şey benim yüzümden. Bizim ailemiz bir avcıydı. Dur. Ben aslında her şey benim yüzümden. Bizim ailemiz bir avcıydı. Vampir avlardık. Ama ben onların gerçek evladı değildim. Beni 5 yaşındayken yetimhaneden evlat almışlardı. Bunu biliyordum yani. Onların çocukları olmuyormuş ondan. Ama beni evlatlık alınca 2 yıl sonra bir bebekleri oldu. Ama gene de bana sahip çıktılar. Beni kapının önüne atmadılar. O yüzden onları fena halde seviyordum. 16 yaşıma gelince avcı oldukları için bana da o işleri öğretmeye başladılar. Bu işi iyi kavramıştım ben de. Dur. Dur bir dakika. Bir atlayalım da. Atlayalım uçak sesi kesilsin. 1 dakika. Helios, bebe bisküvisi ve çay eşliğinde ağlıyorum. Abi Burak Güner fon müziğini açsana. Dur ya Burak Güner fon müziği neymiş? Ya böyle fon müziklere ağır arabesk ama böyle şarkı sözü biraz geç girecek şarkı ne var? Şimdi Sabuha açtım ama
Arkada İbrahim Tatlıses şov yapıyor. Benim sesle böyle karışıyor, size güzel gelmiyor diye endişe ediyorum. Tek başına açılabilecek böyle arabesk bilen varsa atsın. Burak Güner fon müziği. Ne demek o bilmiyorum. Bir bakayım hemen. Sonra da bu paragrafı baştan okuyalım. Aç aç, söz yok bunda. Burak Güner. Ama ne? Vine'cı çıktı ya bu. Ne bu ya? Müslüm Gürses Affet. Mami. Peki. Aslında her şey benim yüzümden. Bizim ailemiz avcıydı. Vampir avlardık. Ama ben onların gerçek evladı değildim. Beni 5 yaşındayken yetimhaneden evlat almışlardı. Bunu biliyordum yani. Onların çocukları olmuyormuş ondan. Ama beni evlatlık alınca 2 yıl sonra bir bebekleri oldu. Ama gene de bana sahip çıktılar. Beni kapının önüne atmadılar. O yüzden onları fena halde seviyordum. 16 yaşıma gelince avcı oldukları için bana da o işleri öğretmeye başladılar. Bu işi iyi kavramıştım. Hem de çok iyi. Bir gün oturduğumuz yerde hayvan saldırıları olduğunu duyduk ve babamla işe koyulduk. Bunun hayvan saldırısı olmadığını tabii ki biliyorduk. O gün Lucas adında bir vampir öldürdüm. Galiba biraz da onu suçladım ki seni o olarak gördüm. Babam ise 3 vampir gebertmişti. Bu işi başardığımı söylüyordu. Ben mutluydum Jesse. Hem de çok. O Lucas denen biçi öldürdüğüm için lanet. Lanet beni de etkilemişti. Ama bundan haberim bile yoktu. İlk dolunayda kurt olacağımdan haberim yoktu. Ve gerisini tahmin edebilirsin. Evdeyken kurda dönüştüm ben Jesse. Ailemi parçaladım ben. O lanet olası dolunayda aileme iğrenç pençelerimi geçirdim ben. Bana evini açan insanlara, onların çocukları olmadığım halde beni sahiplenen insanları öldürdüm ben. Öldürdüm ben Jesse. Öldürdüm ve işte şimdi buradayım. Al beni. Al beni götür Jesse. İki gözünden de yaş geldi. Geldiği an başını eğerek eliyle sildi. Onu böyle görmek hoşuma gitmemişti ve benim de gözümden iki damla yaş döküldü. Dur, şeyin devamı geldi. Dur, devamında ne bulsak ya? Ferdi Tayfur karaoke var mı? Bakayım bir. Annemin canına kıydım. Babamın kafasını ezerek öldürdüm. Kardeşimi, 9 yaşındaki kardeşimi pençelerimi geçirerek hayattan koparttım. Bunların hepsini ben yaptım Jesse. O içimdeki iğrenç hayvan yaptı bunu. Her dönüştüğümde kendime küfür ederken buluyorum. Kendime lanet ediyorum. Bunu ben yaptım. Bu canavarların hepsini ben yaptım. Ve bu olanları kimseye anlatamadım. Ailemin akrabalarına, onlara kurtların saldırdığını söyledim. Yalanla söyledim Jesse. Ben iğrenç biriyim. Hayır, sen öyle biri değilsin dedim gözlerindeki yaşı silerek. Sen bunları bilerek yapmadın. Bunu isteyerek yapmazdın değil mi? Evet işte, bunu da bilerek yapmadın Austin. Onlara bunu yapmaya bilirdim. Kendimi tutabilirdim.
O gün olanları hatırlıyor musun? Hayır. O zaman diyerek umutla baktım ona. Bu senin hatan değil de Austin. Hem ben dün yaptıklarımı da hatırlamıyorum. Hatırlasam böyle bir şeyi sana yapar mıyım hiç? Senin durumun da öyle. Onlara zarar vermek istemezdim. O gün evde olmaya bilirdim. Austin, bu senin hatan değildi. Kurta dönüşeceğini bilsen o evde durur muydun ha? Diyerek sorar gözlerle ona baktım. Hayır. O zaman bunu anlamalısın. Kendini suçlamayı bırakmalısın. Senin ağzına öpeyim Jesse. İyi ki varsın diyerek diğer gözyaşını da sildi. İyi ki yanımdasın. Dedikten sonra doğrulup sarıldı. Sen bana iyi geliyorsun. Austin'in gözünden. Ona her şeyimi anlattım ve o bana anlayış gösterdi. Beni anladı. Konuşmak iyi geldi bana. İlk defa anlattım birine yaptığım bu canavarlığı. O bana iyi geliyor. Galiba ondan uzak duramayacağım. Kendime engel olmayacağım. Onu elde etmek için ne gerekiyorsa yapabilirim. Ve yapacağım da. Wow. Wow. What an edebiyat ya. Of, inanılmaz bir edebiyat. İnanılmaz bir edebiyat sevgili arkadaşlar. Kah kızın gözünden, kah oğlanın gözünden binlerce kere anlayabileceğimiz şeyleri anlıyoruz. Yani hala içimden bir ses bu videoyu izleyenler olursa biricik kulaklarına bir şey sokmak istiyorum. Ya arkadaş, ya kardeşim. Sen zaten demin orada dedin ki, iyi ki varsın Jesse diyerek diğer gözyaşını da sildi. İyi ki yanımdasın dedikten sonra doğrulup sarıldı. Sen bana iyi geliyorsun dedi. Tamam, o bitti. Sonra, yani o kadar yazdığına farkında olup güvenmemek ki, Austin'in gözünden. Ona her şeyimi anlattım ve bana anlayış gösterdi. E gerizekalı, zaten bir önceki paragrafta bunlar yaşandı. Hıyar. Yani iki cümle önce olan şeyleri tekrar daha detaylı açıklayarak niye yazıyorsun? Senin okurların mı gerizekalı? Sen anlamazlar diye mi düşünüyorsun? Böyle bir şey yapmanın daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yani G'yi biraz bıraktım farkındayım ama artık come on yani. Saçmalıklar, kötü Türkçeler, imlalar falan bunlar bambaşka şeyler ama bu ne abi? Bu ne yani? Neyse tamam. Ne o ya? Adam var. Alo Austin geldi. Nerede lan? Nerede lan Austin? Gözükmüyor ki lan. Austin? Kim var oğlum? Slenderman mi geldi? Oha adam var. Kardeş. Abo çıplak. Otur lan utan. Pis herif. Titan gibi gelmiş oraya. Yat yat. Heh. Jesse'nin gözünden. Konuşmak iyi geldi değil mi? Jesse de yani o her kadının içindeki terapist duygusunu, yaralı irkeğini iyileştirme duygusunu yaşıyor. Konuşmak iyi geldi değil mi? Ah kesinlikle. Diye sırıttı. Ama bunları kimseye söylemeyeceğine emin olmalıyım. Bunu söylemeni bile hakaret kabul edelim. Emin ol benden sır çıkmaz Austin. Pekala diyerek küçük bir tebessümle bana baktı. Ela gözleri gerçekten çok güzel duruyordu. Ama karnım aç. Gerçekten çok aç Jesse. Dünden beri hiçbir şey yemedim. Ah doğru. O zaman ben mutfağa gideyim. Ben de geleyim. Hayır, senin dinlenmen lazım Austin dedim telaşla ona bakarak. Ben iyiyim dedi sargısını çözerek. Gerçekten de geçmişti yaraları. Kaslarını süzmekten kendimi alamadım. Fazla şişkinlerdi. Kaslarını süzmekten kendimi alamadım. Fazla şişkinlerdi. Ya ne aşkmış be, aman. Bak hepsi tamamen yok oldu. Kanının tadı iğrençti ama geçirdi işte dedi. Küstahça gülerek. Benim kadın olması gevirip gitmişti, naber? Dedim yatağın kenarından uzaklaşarak. Daha doğrusu ikimiz de geberip gitmiştik. Bir daha zehirleneceksen yanında ben olmayacağım diyerek ufak çaplı bir kahkaha attım. Ufak çaplı kahkaha yapıyorum size. Hani çap düşün böyle.
çap mesela bu küçük çaplı. Bu daha böyle ortanca bir çap. Böyle olursa büyük oluyor. Bak küçük çaplı kahkaha. Ay! Mesela büyük çaplı yapayım size. Ay! Evet. Ufak çaplı bir kahkaha attım. Sen de bana pençelerini geçirmeseydin melez kız. Melez kız. Baş belası. Evet kötü çocuk be. Bunu isteyerek yapmadığımı biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Sadece seninle uğraşmak hoşuma gidiyor. Deyip ayağıya kalktı. Nereye kalktı? Nereye kalktı? Hep beraber söylüyoruz. Nereye kalktı? Ayağıya kalktı. Ayağıya kalktı. Peki. Sadece seninle uğraşmak hoşuma gidiyor deyip ayağıya kalktı. Bakala mutfak nerede? Aşağıda beni takip et diyerek yürümeye başladım. Üzerimde hala kurt adama dönüşürken giydiğim baby doll vardı. Mutfağa gelince durdum. Ne yemek istersin Austin? Aslında ben bilmiyorum. Ne yaparsam onu yerim. Yemek yapmak ve ben. Hadi bakalım hayırlısı. Aslında ne yemek istediğini bana söylersen daha iyi olur. Bana yaklaşarak dolabı içti. İğrenç. Bana kan yedirmeyi düşünmüyorsun değil mi? Hayır seni aptal. O kan dolabım. Diğerliğini açmalısın diyerek öbürkü dolabı işaret ettim. Pekala diyerek elini teslim olmuş gibi açtı. Ya ne oluyor ya? Pekala diyerek elini teslim olmuş gibi açtı. O an kol kasları fazla güzel duruyordu. Ah ne diyorum ben. Burada hiçbir şey yok Jesse diyerek gözlerini bısınıs dikti. Artık yazar kız burada kol kaslarından nasıl etkilendiyse kendi Türkçesi de bozulmuş. Nasıl yok daha geçenlerde alışveriş yaptım. Hepsi abur cubur diyerek eline bir çikolata aldı ve bana nispet yaparcasına gösterdi. O zaman zıkkım ye diyerek çikolatayı elinden aldım. Bende ata var zaten. Bir vampirin evinden güzel yemek çıkacağını nasıl düşünürüm? Makarna diyerek dolapta makarnaya uzandım. Kalktığımda o kadar yakındık ki burunlarımız birbirine değdi. Yutkunarak gözlerinin içine baktım. Kendimi geri çektim. O ise geri çekildiğim an belimden tutup hızlıca kendine bastırdı. Kalktığımda o kadar yakındık ki burunlarımız birbirine değdi. Yutkunarak gözlerinin içine baktım. Kendimi geri çektim. Oysa geri çekildiğim an belimden tutup hızlıca kendine bastırdı. Gözlerin çok güzel diyerek boynuma dayadı ve öpmeye başladı. Ne yapıyordu bu gerizekalı? Resmen öpüyordu. Nedense fazlasıyla utanmıştım. Boynumu bırakıp tam dudaklarıma yaklaşırken... Dur, müzik kesmedi. George Michael'a geçelim. Dur. Ya ne şey oldu bu ya? Ne kitapmış be? Kalktığımda o kadar yakındık ki burunlarımız birbirine değdi. Yutkunarak gözlerinin içine baktım. Aa kamera nerede lan? Hah. Kendimi geri çektim. Oysa geri çekildiğim an belinden tutup hızlıca kendine bastırdı. Gözlerin çok güzel diyerek başını boynuma dayadı ve öpmeye başladı. Ne yapıyordu bu gerizekalı? Resmen öpüyordu. Nedense fazlasıyla utanmıştım. Boynumu bırakıp tam dudaklarıma yaklaşırken kapı çaldı.
Ah! Lanet olsun kapı. Lanet olsun sana. Dur, webcam'i falan her şeyin ayarı kaydı. Bir anda seks sahnesi girince benim de bir tersim döndü, kusura bakmayın. Tamam, dur. Dur, tamam. Sakin. Mavimiz falan nerede? Tamam, her şey yerinde. Hikayeye devam ediyoruz. Heyecan yok, telaş yok. Kapı çaldı. Ah lanet olsun, seni lanet olası kapı. Ya gerçekten mi ya? Kapı değildir ya, o zildir ya o çalan. Neyse. Kapıya bakmalıyım diyerek ellerinden kurtuldum. diye bir ses çıkarttı. Sana burada bekliyorum. Çok beklersin. Tamam, onu istiyordum ama onun ne acelesi vardı, bu kadar hızlı olmamalıydı. Böyle düşünürken kapıyı açtım. Ken! Burada ne işin var? Bu da bölümün sonu. Devam edeceğim. Ama gerçekten emeğimin karşılığını alamıyormuşum gibi hissediyorum. Ya aşk olsun Hilal Kahve ya. Ya burada canlı yayında şarkılarla, türkülerle, gönülden gelen maceralarla söyledik ya senin. Ya sen kim kimin kitabını böyle okumuş ya Wattpad'de? Hilal Kahve. Sen daha emeğinin karşılığını ne kadar alacaksın acaba? İnşallah film olursunuz, biz de izleriz ya. Sevgili arkadaşlar, ikinci bir saatimizin sonundayız. Hilal Kahve'nin yazdığı, bizim acı içerisinde okuduğumuz vampir okulunun maceraları şimdilik bu kadar. Yayını kapatıyorum. Gideyim bir çay alayım geleyim. Belki bir yayın daha açarım ama Wattpad olmaz. Belki başka bir şey yaparım. Başka bir takım oyunlar indirmiştik. Zaten tam da biz hazırlandığımız sırada kapı çaldı. Morallerimiz bozuldu. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Belki 10 dakika, belki 75 dakika, belki saatler sonra görüşüyoruz. Bakalım ne olacak? Bakalım Jesse ve Austin buzdolabı önünde sevişmelerini tamamlayabilecekler mi? Yoksa bakalım, bakalım Ken hayatlarına girip her şeyi bozacak mı? Ah! Ne olacak bu genç aşıkların hali? Ne olacak? Hadi bakalım. Görüşürüz.